Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz dizilerde kadın algısı ve şiddet. Şimdi sunumumu başlatacağım. Sonra yavaştan videolarımıza, sorularımıza devam edeceğiz. Hepiniz görebiliyorsunuz değil mi? Sizden interaktif olmanızı rica ediyorum. Şimdi ilk olarak dizi nedir'den başlamak istedim ben. Böyle kısa bir şekilde yazdım. Parçalar halinde verilen televizyon yayınları aslında kısa bir tanımı bu şekilde. Bizim ilk yerli dizimiz 1974 yılında çıkıyor ve bayağı uzun sürüyor. Türkiye'deki ilk dizilerin hepsi çok uzun sürmüş bu arada. Ve böyle en başlarda hep şey anlatılıyor. Belki siz de hatırlarsınız, hani çocukluğunuzda rastlamıştır son aşamaları. Türkiye'deki ilk dizi kültürünün. Böyle daha çok hani emek, ailedeki düzen, hani sadakat, hatırlarsınız, örnek veriyorum, işte aile içi ilişkiler gibi konular işleniyordu Türkiye'deki ilk yapılan dizilerde. Zaten isimlerinden de anlarsınız. Bir ikinci bahar aşkı anlatıyordu. Türkan Şoray vardı hatırlıyorsam. Bizim Evin Halleri vardı. Bu gibi dizilerimiz vardı. Fakat sonra bir şekilde dizilerin içerisindeki konular değişti. Şimdi bugün de asıl biz bu konulardan bahsedeceğiz. Eski dizilerden bahsetmeyeceğiz. Bunlar gördüğünüz gibi ilk dizilerin görselleri. Böyle fark etmişsinizdir. Daha çok orta düzey veya gelir düzeyi düşük ailelerin yaşadıkları yaşamlar anlatılıyordu. Peki biz nasıl bu yaşamlardan Halit'in 4 eşli, 18 sevgilili bir dizisine denk geldik? Bu aşamaya nasıl geçtik? Aldatma ve şiddet nasıl popüler oldu? Bundan bahsedeceğiz bugün. Bu diziyi izleyen var mı aranızda? Bu arada evetse evet diyebilirsiniz. Kimse bir şey demeyecek. Aranızda bu dizi Yasak Elma'ydı diye hatırlıyorum değil mi? Evet evet aynen. Sevilay bugün Türk dizilerinin temsilcisi olarak aramızda bu arada. Yasak Elma izleyen var mı aranızda? Yokmuş. Ben de arada bakıyorum. Tamam pardon, ben bu arada sizi göremiyorum. Sesiniz olmazsa göremem. O yüzden mikrofondan konuşmanızı rica ediyorum. Şimdi karakterlere geçeceğiz direkt olarak. Çünkü biraz bahsettik ama günümüzdeki karakterlerle giriş yapmak istedim ben. Özellikle kadın karakterlerle. Şimdi sizden ricam, böyle aklınıza hangi karakter geliyorsa hiç fark etmez. Aklınızda kalan, ya ben bu kadın karakteri unutamadım dediğiniz bir dizi karakteri var mı? Cemre, Elif ve Eyşan. Bu üçü asla unutamıyorum ya. Biri Kurtlar Vadisi'nden, biri Ezel'den, diğeri de elbette Kuzey Güney'den. Bu üçü yok yani. Çok iyilerdi rollerinde. Bir dakika dur. Elif, Eyşan, bir de Cemre'ydi değil mi? Ceren miydi, Cemre miydi? Öyle Cemre'ydi, bir şey. Cemre'ydi. Cemre, tamam. Cemre. Tamam. Başka arkadaşlar? Benim de şey vardı. Kadın dizisinde başrol. Hülya Avşar'ın karakteri değil mi? Değil. Normal şey. Özge Özpinç'ti galiba başrolün adı. Ha, tamam hatırladım. O karakteri hiç unutmuyorum. Yani çok eski bir dizi hatta. Yani bayağı final falan yaptı ama hala aklımda yani. Sevilla, karakterin adını unutmuşsun. Dizideki adını unuttum. Gerçek adını hatırlıyorum. Tamam. Peki başka gençler? Hangi kadın karakteri hatırlıyorsunuz? Ben Besaçe'de Savcı Esra'yı unutamam. Savcı Esra. Bir de Yaprak Dökümü Serpinde. Burada şuna bakmak isterim. Niye reytinge baktım? Yani Türkiye'deki insanlar ne izliyorlar? En çok hangi karakterleri sevmişler ya da en çok hangi dizilere kendilerini bağlamışlar? Bu yüzden reytinge bakmak isterim. Çünkü bir karakteri benimseyince o diziyi bırakamıyoruz. O yüzden de reytingin karakterlerle kesinlikle doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de dedim ki bakayım en çok reyting kıran 3 dizideki kadın karakterler nasılmış? Şimdi ilkine geldik tabii ki. Bihter. Biliyorsunuz ki Aşk-ı Memnun'un final tarihi hala Türkiye'deki en yüksek reytinge sahip olan yayınlardan bir tanesiydi. Uzun yıllarda değişmedi bu. Şimdi Bihter'i bana anlatmanızı istiyorum. Sizce Bihter nasıl bir karaktere sahipti? Yani roman izlerken güldünüz mü, şaşırdınız mı? Yoksa bu kadar da olmaz dediniz mi? Yoksa ben de böyleymişim ya falan dediniz mi? Ben birazcık bir şey söylemek istiyorum. Bir kere maalesef dizilerden hani çoğunu izlemişim. Birazcık da.
Birazcık da şey eleştiri, öz eleştiri. Ve yani o zaman hani izlerken bunlar hani hiç şey gelmiyordu bana. Şu an izlerken bir kere çok rahatsız oldum, güldüm ettim ama. Ve hani her karakter de hani hep şey, kız, ona nazaran işte iş adamı bir erkek. Ne bileyim köylü kız, iki zengin erkek. Hep bu şekilde ve kas yani abi hiç mantıklı bir açıklaması yok. Bir vücuda şu şekil allık allık bakmak. Evet. Acayip rahatsız etti beni ya. Ne münasebet ya. Çok gıcık oldum. Evet. Çok gıcık oldum. Yani bu şekilde ve hala böyle. Şu anki dizilerde de böyle. Hı-hı. Mesela ben bazen YouTube'da bakıyorum. Böyle park park. Artık televizyon izlemiyorum. Mahsun Apartmanı izliyorum bu arada. Ama böyle salak salak dizileri izlemiyorum. Ama Mahsun Apartmanı izliyorum sadece. Mesela Menajerimi Ara diye bir dizide aynı şu an izlediğiniz sahnenin aynısı var. Yani asla değişmiyor. Asla değişmiyor bir, bu çıplak bir vücudu çıplak olan çıplak olan bir erkek gördüğünde yerin dibine girmek, kadının yerin dibine girmesi, utanması ya da işte böyle çok olağanüstü bir şey görmüş gibi tepki vermesi ve hani erkeğin burada hiç utanmaması da ayrı bir şey. Bence olay aslında şurada şu. Bunu günlük hayatımızda yapıyor olabiliriz. Arkadaşlar arasında şunu da vücuduna bak ya falan gibi ya da onunla o karşılaştırılır mı hiç gibi cümleler kuruyor olabiliriz. Hı hı. Ama işte bu televizyon gibi herkesin ulaştığı, herkesin izlediği gibi bir izlediği bir platformda hani bunların bu kadar nasıl diyeyim kalıp haline getirilmesi, biraz böyle hani hem erkek vücudunun hem kadın vücudunun işte metalaştırılıyor olması bence zaten hiçbir anlamda hiçbir şekilde doğru değil. Yani kadın dediğimiz dendi zaten işte her zaman masum, aman işte hiç böyle bir şey görmemiş gibi davranan, işte erkek de tam tersi işte ben yaparım, ben vücudumu gösteririm havasında sürekli böyle bir kafayla sanki çekiliyor bu filmler, bu diziler. Hani benim karşı çıktığım nokta bu. Tabii ki günlük hayatta bunu engel olamayız. Maalesef engel olamayız. Yani ister istemez işte kendimize benzerleri biraz daha konuşacağız. Biraz daha güzel gelecek bize kendimize benzeyen insanlar. Bizim işte görece gözümüzde kötü gördüğümüz, belki zevkimize uymadığımız tarzda insanları biraz daha eleştirel bakacağız. Bu zaten insanlığın vazgeçebileceği bir şey değil. Yani hiçbirimizin bir insan olarak vazgeçebileceği konuşmalar değil aslında. Ama işte yok. Burada da şiddetten örnekler var. Daha çok örnek vardı da bilerek göstermedim içimiz şey olmasın diye. Karamsarlaşmasın diye. Şimdi bir önemli soruya geldim. Dizilerdeki şiddetin gerçek hayattaki şiddete yansıdığını veya özendirdiğini düşünüyor musunuz? Özellikle nasıl özendirdiğini düşünüyorsunuz? Yani evet özendiriyor ama nasıl? Bunun yöntemi ne? Bunun yolu ne? Siz ne düşünüyorsunuz? Topu atayım birbirine, bir el kaldırıyor mu? Şuradan bakayım. Az konuşanlara vereyim. Semiha sendeyiz. Dizilerdeki şiddetin normal hayattaki şiddeti özendirdiğini düşünüyor musun Semiha? Ben geldim. Düşünüyorum. Şöyle bir şey, ben haber görmüştüm. Sen Anlat Karadeniz'de. Adam kadının parmaklarını şöyle bükerek kırıyordu. İzlememiştim ama hani bunu haberde okumuştum. Ve aynı olay bir gün sonra Türkiye'de yaşanıyor. Hani ben gerçekten çok fazla etkilediğini düşünüyorum. Şöyle bir soru sormuşsun ya mesela, bu saat kaçta hani gösterilmedi ya da yaş grubunun. Bence bunu ben de izlememeliyim. Yani sadece çocuklar için değil, bunu ben de izlememeliyim. Çünkü hani dediğim gibi yani yaşı büyük bir adam izliyor ve bunu uyguluyor. Yani bunun bir yaş sınırı olmamalı ya da gösterilme sınırı olmamalı. Bu direkt gösterilmemeli. Yani böyle bir şeyin gösterilmemesi gerekiyor diye düşünüyorum hiç. Anladım. Bakayım bir dakika. Sevilay. İyi akşamlar Sevilay. Ya ben de onu diyecektim. Şu parmak kırma olayını da demek istemedim. Yani Semiha'ya katılıyorum ben de. Mesela o olaydan sonra çok fazla yani etkileşti bence. Yani çok insan hani o parmak kırma olayında diyelim aynısı yaşandı yani. Ve çok şey bir sahneydi. Yani
mesela yanlışlıkla denk geldim, onu izledim ve hala şu an gözümün önünde o sahne. Yani bence kesinlikle biz de izlememeliyiz yani. Hı hı, anladım. Tamamdır. Bir sahne daha vardı sanki. O adam böyle kırbaç diyeyim artık, neydi? Bayağı kırbaç kaldı. Sahnesi vardı, evet. Aynen, kırbaç. Yani şimdi bu sahnenin topluma nasıl bir yararı olabilir? Toplumda böyle bir şiddet varsa yani, bile dediğiniz gibi niye gösterilsin bu kadar fazlası? Bilmiyorum, o senariste bayağı gıcık olmuştum bu haberi okuduktan sonra. Şimdi biraz istatistiklerden gideceğim. Bu arada 2 saate yaklaşıyoruz ya, o yüzden hepinize tek tek söz vermemeye çalışıyorum. Hem fazla uzamasın diye, ilginiz dağılmasın diye. Raporlardan gidelim istiyorum birazcık. Son zamanlarda Türkiye'de şüpheli kadın ölümleri çok fazla arttı. Çünkü belirli vakalar direkt olarak intihar olabilir diyerek üstü kapatılmaya çalışılıyor. Bu yüzden de 2020 yılında mesela 171 kadın şüpheli olarak ölü bulunmuş. Ne bileyim, bir program var. Allah'ım, onda böyle baygınlık geçirecektim. Yatak odalarını gösterip puanlıyorlar. İşte evine göre puanlıyor. İşte ne bileyim, şeyi gösteriyor. Düğün videosunu gösteriyor. Puanlıyorlar düğün videosuna göre. İşte nişan kıyafetini gösteriyor falan. En son puanlıyorlar. Birinci olan da 10 bin lira kazanıyor. Bu gelin evi reyting rekorları kırdı. 2 yıl önce falan bitti. Hadi her şeyi anlarım. Hani hep bahsediliyor ya, Türk kültüründe önemli olan ailedir, mahremdir falan. Yatak odası prime time'da ve puanlanıyor. O zaman nasıl bir kültürden bahsediyor olabiliriz biz? Yatak odasını puanlıyorsak. Mesela kendi içlerinde de şunu söylüyorlar. Bir tane kadın, bir tane diğer kadına şey diyor. Sen diyor kahveyi makinede mi yaptın? Evet. Böyle şaşırıyor, böyle aşırı şaşırıyor. Sen nasıl makinede yaptın falan. Yemekteyiz programında da şeyle övünüyor kadınlar daha çok. Elimle açtım hamuru. Ben bu sarmayı elimle yaptım. Ya da işte yoğurdu kendim kaymağını yaptım falan gibi. Çok aşırı küçük düşürücü buluyorum böyle şeyleri. Ve bunlar düzelmezse bizdeki çocuklardaki kadın algısı da düzelmeyecek. Bu programı izleyen 60 yaş üstü, 70 yaş üstü bireylerin bizlere uyguladığı baskı da azalmayacak. Bilmiyorum artık hani reytingler ne zaman düşecek. Ama medyaya el atılmazsa ne kadına şiddetin biteceğini düşünüyorum, ne de bu hak ihlalleri, ne de bu baskının biteceğini düşünüyorum. Bu yüzden size son sorumu sormak istiyorum. Siz bir RTÜK başkanısınız. Başkan seçildiniz RTÜK'e. Ve kadına şiddetle ilgili, kadınların hani gösterildiği programlarla ilgili bir karar almanız bekleniyor. Hepinize soracağım bu arada bu soruyu. Hani nasıl bir karar alırdınız? Neleri kesinlikle yasaklardınız? Hangi kelimeleri, hangi davranışları ya da hangi programları direkt kaldırırdınız? Ya da neyi şekilde olmasını istediğimi söyleyeyim en azından. Hı-hı. Kesinlikle Kerime'ye, Elif'e katılıyorum. Yapılan şeylerin yaptığı, yani yapacağı etkinin farkında olunması gerekiyor bence. Yani işte ne bileyim, şiddetin gösteriliyor olsa bile yarattığı algının bunun kötü olduğuna dair bir mesaj vermesi gerekiyor en azından. Hani bu tarz, yani göreceksek şiddeti de çok, hani tabii ki prime time'da gösterilebilecek, yani 2 yaşındaki bir çocuğun da görebileceği bir şekilde olacak tabii ki bu. Ve bunun bir öğretisi olması gerekiyor bence. Bu tarz sınırlamalar getirerek ve gerçekten de senaristlerin, yapımcıların yanında bunu yazarken sosyal psikolog gibi özellikle topluma etkileyebileceğini düşündüğü insanların hani onlara danışmanlık yapmasını isterdim. Böyle bir kural getirirdim belki. Tabii ütopik şu an Türkiye şartlarında ama bence bu olması gereken bir şey. Çünkü ya arkadaşlar, şu çok farklı bir şey. Bunu yine konuştuk ama yine söyleyeceğim. Ya televizyon düğmesini açıyorsun ve açılıyor. Ya o gördüğün şeye maruz kalıyorsun. Ve şu an yani belirli, hani bilinçli insanlar dışında hala daha toplumun çok çok büyük bir kesiminde hala evinde televizyon var. Sen internette izleyeceğin şeyi seçebiliyorsun ama televizyonda izleyeceğini seçemiyorsun. O tak diye önüne çıkıyor kanal değiştirdiğin anda. O yüzden de bana kalırsa televizyonda yayınlanan içeriklerin toplumun yararına olan şeyler olması gerekiyor. O yüzden de bu tarz düzenlemeler yapmaya çalışırdım diye kapatayım konuşmamı. Tamam. Selda'cığım, bu arada sana yazıyordum da, görüşürüz, kendine çok iyi bak. Her ay böyle gelebilirsin. Gelmeni çok isteriz. Hoşça kal.
Sana da iyi akşamlar bu arada. Şimdi sözümüzü Sevilay'a verelim. Sevilay, Rütük Başkanısın. İzlediğin diziler, izlemediğin diziler, programlar, sabah programları. Yok, onları izlemiyorum da. Ya aslında ben de farklı bir şey söylemeyeceğim. Yani Elif, Kerime, işte hepsi aklımdakileri söylediler. Yalnız hani şey, gerçekten toplumun yararına olan sahneleri evet ben de isterdim. Yani evet, şiddetin tabii ki de çok fazla ayrıntılı gösterilmesini istemezdim. Sadece hani eğer bir mesaj veriyorsa gerçekten evet bunu yasaklamazdım. Ama işte hayır, bir mesaj yok, herhangi bir şey yok. Sadece küçük düşürme var. Bu şekilde, bu yaklaşımları ya kesinlikle istemezdim, yani yasaklardım. Onun dışında bu kadar aslında yani. Merhaba. Ben de bir şey sormak istiyorum. Senin sorduğun soruyla alakalı. Katılabilir miyim? Tabii tabii. Bence şey, bu programlara hani atıyorum şey, sigaraya falan sansür uyguluyorlar ya, işte ne bileyim alkolü sansür uyguluyorlar. Aynı şekilde bence o zaman o programlarda kullandıkları sözlere de sansür uygulamalılar yani. Böyle insanları aşağılayıcı şekilde konuşuyorlar ve bunu böyle, ne bileyim, küçük çocuklar çok izliyor mesela bu programları. Özellikle hani ben televizyon izlemem ama bu Instagram'da önüme falan çıkıyor. TV8'de mesela aşırı derece var bu programlar. Ve bunlar hakkında böyle sürekli işte küçük çocuklar özellikle çok takip ediyor. Bunlar mesela sansür uygulardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ekonomik olarak katkıda bulunuyor ya bunlara. Daha çok bu katkıyı toplumu bilinçlendiren projelere yatırması gerektiğini düşünüyorum. Yani teşvik olarak diğer projelere, bu tür senaryo getiren projelere getirilmesi, yani bu olay uygulandığı takdirde gelişecektir. Neden? Çünkü her şey ekonomiye dayalı. Adam bu dizileri niye yapıyor? Diyor ki çünkü Türk kadını bunu izliyor, Türk erkeği bunu izliyor diyor. Adam bu sonsuza kadar devam ettirir eğer sadece bu satmayı devam ederse. Dayaklar, tekme tokat, kafasına sıkmalar devam eder yani. Çok teşekkürler Murat, tüm katkıların için. Bir senarist olarak seni aramızda görmek ayrıca güzeldi bu arada. Yaptığın muhalefet için de teşekkür ederim. Masum kadın algısının sergilenmediği, güçlü kadın karakterlerin kötü karakterler olarak sunulmadığı ve kadınların yaşamın her alanında olduğunu belirten dizilerin üretilmesi dileğiyle diye bitiriyorum sunumumu. Bugünkü fikir tartışmalarımız bu kadardı arkadaşlar. Dizileri gördük. Biz bir süre daha sonra izleriz, dinleriz, belki konuşuruz. Yarışmalarda kadın algısını, sabah programlarında özellikle gelin muhabbetini işlemeyi çok isteriz. Hani gelin algısını, Türkiye'de gelin algısını böyle işlemeyi çok isterim sizinle. Çok teşekkür ederim katkılarınız için.